Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili şimdi bir haberimiz var efendim. Aslında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyareti sonrasında sarf ettiği sözlerin bir benzerini Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ söylemiş oldu. Gaziantep ziyaretindeydi, protesto edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o protestoyu hatırlattı ve particiklerden bir tanesi diye söz etti efendim. Onu kovdular, o da bir dükkana sığındı. Daha dur, bunlar iyi günleriniz dedi. İşte bu ifadeyi İYİ Parti lideri Meral Akşener için de kullanmıştı. Daha dur, bu iyi günleriniz. Bir kez daha bu iyi günlerimiz dedi Erdoğan. Bu kez Ümit Özdağ o mesaj. 2021 Mayıs'ında İYİ Parti lideri Akşener'e Rize ziyaretinde ortaya çıkan görüntüler sonrasında demişti aynısını. Gelin hanım, memleketim Rize'ye gidiyor. Ve gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Bu daha bir. Daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Cumhurbaşkanı kadına yönelik şiddet başlıklı bir toplantıdaydı. Sözü teröre, siyasete getirdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Gaziantep ziyaretini gündemine aldı. Özdağ tepki gösterildiğini söyledi. O da o ziyarete tepki gösterdi. Particiklerden bir tanesi. Dün Gaziantep oradan Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta kalkmış mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca bugün burada lütfen siyaset yapmayın deyip kovdular. Ve o da gidip bir dükkana sığındı. Daha dur, bu iyi günleriniz. Süleyman'ın provokatörlerinin canı cehenneme diyorum ben. Tamam. İkinci daha dur bakalım vakası bu. Akşener'e gelin hanım diyerek Rize ziyareti için tepki göstermişti. Aslen Antepli olan Özdağ da Antep'e gitmesiyle aynı tepkiyi gösterdi. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Kimse heveslenmesin. Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez. Kovdular. Ve o da gidip bir dükkana sığın. Daha dur, bu iyi günleriniz. Halk bizi protesto etmedi. 3 tane provokatör protesto etti. Biz bir yere kaçmadık. Hele senin söylediğin gibi bir dükkana da sığınmadık. Ama ben İçişleri Bakanlığı'na yürüdüğüm zaman İçişleri Bakanlığı'ndan dışarıya çıkamayan bir İçişleri Bakanı var. Hala görevde. Erdoğan'ın hedefinde sadece Özdağ yoktu. Terör saldırılarını hatırlattı. Yine muhalefete çattı ama bir sözü dikkatlerden kaçmadı. Şehit yavrumuzun kanını sadece yerde değil, sandıkta da bırakmayalım dedi. Ben orada şehit edilen o 3 yaşında 4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım. İsim vermedi ama eleştirisinin, tepkisinin adresi netti. Anayasa değişikliği için kapısını çaldığı HDP'ye ver yansın etti. Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kol kola Kandil'de dağlarda dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. Kadına yönelik bir toplantıydı ama Erdoğan sıcak siyasetin başlıklarına ağırlık verdi. Hem o sözleri hem de daha dur iyi günlerin mesajı çok konuşulanlardan oldu. Bu kaleyi düşürmeyeceğiz. Düşürmeyeceksiniz. O 3 yaşında 4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım.